MHP liderinin sevgili seyirciler, işte EYT mücadelesi ve daha birçok noktada Sayın Başkan birlikte izledik aslında. Sizler de yakınen takip ettiniz. Hatta vatandaşlarımızın da sizden talepleri ve istekleri bu yönde hep oldu ama e, birçok sorun ve beklenilen çözüme ulaştı. Kesinlikle öyle oldu. Yani öncelikle ben şunu çok net bir şekilde ifade edebilirim ki sizin biraz önce izlediğimiz VTR'de de çok net bir şekilde... Sayın Genel Başkanımızın değişik tarihlerde e, toplumun önemli kesimini ilgilendiren EYT 3600 e, ve benzeri birçok konuda korucuların durumu, muhtarların durumu ya yani toplum kesimlerinin e, önemli bir kısmında çoğu zaman sorun haline gelmiş olan bu hususların ve bizim de 2018 seçim beyannamemizde yer alan hususların Önemli bir kısmı halledilmiş durumda. Hatta yani Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz o gün seçimlere girerken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim beyannamemizde bu konuları gündeme getirdik. Tüm billboardlarda, televizyonlarda verilen tanıtımlarda, taahhütlerde, reklamlarda bu konuları sürekli gündeme getirdik ve topluma da bir taahhütte bulunduk. Hı hı. İlgili kesimlere bir söz verdik. O sözler birer birer yerine getirildi. Hatta o günlerde işte yeni sistemle alakalı Milliyetçi Hareket Partisi bu konularda niye söz veriyor gibi sistemi anlamayanlar, kavramayanlar eleştiriler de yaptılar. Bunlar tabii ki hepsi bir yasal düzenlemeyi gerektiren hususlar, yasal düzenleme doğal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan düzenlemelerdir. Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi olarak her şeyin vakti, zamanı geldiğinde, şartlar uygun olduğunda bu konuları gündeme getirdi ki Sayın Genel Başkanımız grup toplantılarda bu konuları sürekli sıcak tuttu ve bunlarla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda yasal düzenlemelere Milliyetçi Hareket Partisi grubunun destek vereceğini e, her defasında söyledi. E, bu konularda ısrarcı olduk e, ve e, Cumhurbaşkanlığı e, hükümeti de, e, kabinesi de hakikaten bu konuları ciddiye aldı e, ve e, uygun zamanlarda, vakti geldiğinde e, her birini e, çözüm olarak masaya yatırdı ve Türkiye... Meclisinden yapılması gereken yasal düzenlemelerde çağrılarla yapıldı. Yani bu anlamda baktığımızda biz şunu çok rahatlıkla diyebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz 2018 seçimlerine giderken vatandaşımıza yaptığımız çağrılar ve bu konularda verdiğimiz sözleri, taahhütleri gerçekten Yerine getirdik. Bunu da çok açık, net bir şekilde ifade edebiliriz. Şimdi bunların içerisinde e, ekonomik anlamda bakıldığında e, en önemlilerden birisi, en ağır olanlardan birisi emeklilikte yaşa takılanlardı. Şimdi bunu şöyle ifade edeyim: e, Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözüleceğine dair e, biz 2018 yılında söz verdik. Ee, Sayın Cumhurbaşkanının da e, bu konularda e, bu konuda sözü vardı. Dolayısıyla e, biz bu sözü de sürekli takip edeceğimizi yani e, hatta. Bu 2022 yılın başlarında, 2021 yılının sonlarında çok daha gündeme getirerek ki biraz önce Sayın Genel Başkanımızın grup toplantılarını ekrana getirdiniz. Orada da görüldüğü gibi kendi ağzından dinledik. Sürekli konuyu sıcak tutmaya çalıştık. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten bu konuyu ciddiye aldı. Çözülmesi için tüm bürokrasiyi... Çalışmak üzere farklı bakanlıkları seferber etti. Bunu şunun için söylüyorum. E, bu konu ekonomik ya da finansal anlamda, kaynak anlamında bakılınca diğer konulardan çok daha önemli bir durum arz ediyordu. Hatırlarsanız 2018 seçimlerinin hemen arkasından muhalefetin sürekli gündeme getirdiği, sürekli aceleyle e, gündeme alarak, ee, bu konunun çözülmesi noktasında e, yani bunu siyasi olarak gerçekten siyasi olarak hı hı. E, takip ettiği bir husustu. Sebebi şuydu çok net söylüyorum. Eee muhalefettekilerin bu sorunun yani EYT sorununun çözülebileceğine inançları yoktu. Hı hı. Onun Ama içinde, şimdi de bizim sayemizde çözüldü gibi bir şimdi, algı yaratıyorlar. Ya bu, bu e, onun sayesi, bunun sayesi ama sonuçta bu çözüm Gözüldü. önemli bir çalışmayı ve beceriyi gerektiriyordu. Tamam. Onu anlatıyor. Onlar e, bu konunun çözüme kavuşturulacağına inanmıyordu. Onun için bunun üzerinden siyaset yapıyordu. Hı -hı. Yani onların istedikleri konunun çözülmesi değil, çözülememesiydi. Yani bugüne kadar ki... Çözülmesin, biz eleştirelim diyorlar. Sa Tabii sayemizde dedikleri hususlarda... E, zamanlama itibariyle bakıldığında, bunu gündeme getirili şekline hep baktığınızda aslında konunun çözülmeyeceğine inançlarından dolayı yani topluma özellikle de EYT'lilere bak biz uğraşıyoruz ama çözmüyorlar evet. ve çözülmesini çok net söylüyorum istemiyorlardı. Biz bu öyle... Çözülmesi... Biz bu örneği 3600 ek göstergede de görmedik mi? Hepsinde gördük. Hepsinde görür. Yani bun, bunları gündeme getirmiş olmaları getiriyor olmaları. E, şimdi ki zamanlamalarına bakın, hı hı. E, getiril şekillerine bakın, konuların çözümü değil, bilakis çözülmemesi. Hele de e, EYT konusunun çözüleceğine İnanmıyorlardı. inanmıyorlardı. E, bu hatta EYT ile ilgili çalışmalar e, biliyorsunuz. Haziran ayında başladı. Haziran'ın başlarında başladı. Çok yoğun bir mesai verildi. Yani sonuç itibariyle bu kadar insanın emeklilik sistemi içerisinde alınması. E zaten sosyal güvenlik sisteminizle ilgili e, ta başlangıçlardan gelen çok eskilerden. Yani onu kimileri 99 falan diyor da 99 değil. Bu 99... E, işin tıkandığı bir noktadır. Hı hı. Yani işin tık, tıkandığı bir andır. Dolayısıyla evet bugün yaş olayının o gün gündeme getirilmiş olması e, başka bir şeydir ama o güne gelindiğinde, o gün itibariyle bakıldığınızda sistem zaten tıkalı bir sistemdi. Dolayısıyla e, Türkiye, yani sosyal güvenlik sisteminin varoluşuyla birlikte baktığınızda bu sorunlar birike birike Gelmiş Sonuçta vatandaşın üzerinde yük oluşturmaya başlamış. Şimdi bugünkü yapılan o vatandaşın üzerindeki yükün alınmasıdır. E, dolayısıyla e, şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, dün önceki gün açıklamaları vardı. Sayın Kılıçdaroğlu bizim sosyal güvenlik sistemimizin önemli kurumlarından biri. Daha önce ayrı ayrı biliyorsunuz emekli sandığı, Bağku, evet, SSK. Evet birbirinden ayrıydı. SSK'nın genel müdürlüğünü yapmış ki SSK genel müdürlüğü yaptığı dönem bu anlamda sisteme getirdiği yükler itibariyle baktığınızda dillere destan olmuştur. Dolayısıyla hmm. yani bu konuda hani bugüne gelen o yüklerin oluşmasında eğer böyle bakacak olursak payı Sayın var diyorsunuz. Epey bir payı vardır ki o dönemdeki en büyük sıkıntı zaten sosyal e, sportalar Hı -hı. kurumundaydı ki onlar birleştirildi o ayrımlar Hani e, beyaz siyah e, Hı -hı. şey ayrımları e, kaldırıldı Bu anlamda çok önemli revizyonlar ve reformlar yapıldı şimdi bunları da bir bütün olarak görmek lazım e, yani sonuçta hükümet bunun çözüleceğine inanmıyordu Özellikle de buradan bastırıyordu Nasıl nasılsa hükümet değil muhalefet inanmıyordu muhalefet inanmıyordu. Heh, ben muhalef ne dedim? Hükümet dediniz. Ben Hükü düzelttim. Düz Sıkıntı yok. Onu onu, onu düzeltiyoruz. E, muhalefet buna inanmıyordu. Lanmıyordu. Hükümete bu anlamda yükleniyordu. yükleniyordu. E, e, bu konularla ilgili söz veren Milliyetçi Hareket Partisi'ne yükleniyordu ki birçok olaylarda meclis içerisinde yaşadığımızı evet. e, vatandaşlarımız da biliyor. Onun için bu konu e, Haziran ayında başlayan Yoğun bir çalışmanın sonucunda öyle bu işler hani rastgele çözülecek. Ha deyince olacak Olur, şeyler olacak değil şeyler tabii. Değil. Şimdi buradan yeni gelecek yükler var. O yükler hangi kaynaklardan karşılanacak, nereden alınacak, nasıl sistem işler hale getirecek? Yani önemli ölçüde sistemin içerisinde bir değişiklik yapıyorsunuz. Yani sonuçta Türkiye'de e, so, e, bu Biliyorsunuz aktif pasif oranları bu konuda önemli bir göstergedir. Bu Avrupa'da aktif pasif oranı %4 iken bizde 1.75 civarında. Peki yeni getireceğiniz yük bu oranı daha da aşağı çekecek. O zaman biz bu sistemin nasıl işler kılacağız. Bunun kaynakları lazım. EYT'nin sorununu çözmediniz diyorlar. Ama hiçbir tanesinden diğer sorunlarda olduğu gibi çıkıp da muhalefetten şunu duydunuz mu? Yani bu sorunu çözerseniz buna şu kadar yük gelir. Bu yükü de şu kaynaktan karşılarsınız. Ben olsam bunu yapardım diyen var mı? Yok. Ama Haziran'dan bu yana Hakikaten çok ciddi bir çalışma yapıldı Tabii ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki kararlılığı, bu konu çözülecek demesi, Sayın Genel Başkanımızın, Devlet Bahçeli'nin biraz önce siz veterinerde verdiğiniz grup toplantılarda aşağı yukarı bir grup toplantısında konuşulmuyorsa öbüründe mutlaka bir şekilde biri gündeme getiriliyordu. Yani oralardaki o inanç gayret ve konunun üzerine gitme sorunu çözmüştür. Sorunu çözüyor. Ben şunu çok net söylüyorum. Muhalefet bundan memnun değil. Memnun değil. Yani efendim biz söyledik çözüldü olayı değil. Yani o çözülmesini istemiyorlar. Çözü çözüldükten sonra onu demek durumundalar. Yani onu be. çok e, Sonuçta vatandaş kim çözdü, ne oldu? Herkes her şeyi e, takip diyor. etti, e, izledi ve farkında. Mesela o kararlılığa bir örnek de şunu diyebilir miyiz Sayın Karakaya? Siz de bir eğitimcisiniz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde işte o hafıza MHP'nin grup toplantısında MHP lideri atanamayan öğretmen kalmayacaktır. Yani biz bunun mücadelesini vereceğiz. Şimdi biz yapılanları şöyle bir özetlemeye çalıştık elbette. Daha az az da, daha fazlası da var. Yani bu öğretmenlerin atanmasıyla ilgili e, aleni bir şekilde e, bu kararlı bir duruş, etkin bir duruş cumhuriyet İttifakı'nın ruhunu yansıtmıyor mu? Tabii kesinlikle kesinlikle biz Bu bir örnek sadece. Yani Eğitimci olduğumuz bir için bir, bir örnek. Birçok alanda yani biz şunu e, defalarca söylüyoruz. Yani bunu Bazıları yanlış anlıyor ya da anlamak istiyor cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aslında bu anlamda toplumun sorunlarının gerçekten hızlı bir şekilde çözümünde en çok ciddi diyorsunuz. bir etkisi var. Yani eski parlamenter sistemde olsaydı bakın ben bunu iddia ediyorum varsa bunun aksini iddia eden oturalım tartışalım. Ee, eski parlamenter sistemde olsaydı bu EYT olayı çözülemezdi. Hmm. En azından bu, bu, süre, bu süreçte çözülemezdi. Ee, mutlaka ertelenirdi ya da bu şekilde çözülemezdi. Çok açınır getirmek net zorunda kalınardı belki net, net bir çok bir şekilde. Prozülür. Yani hükümet açısından da Peki. baktığınızda hükümetin de bu konuyla ilgili eğer bunu çözmemiş olsaydı ya da daha böyle palyatif bir takım tedbirlerle çözmeye çalışsaydı bu demokrasidir. Sivil toplum örgütleri niye oluşur? EYT Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü oldu ve sürekli olarak Doğru. bu konularda yani biz televizyonlara çıksak hemen EYT'liler orada devreye girdi. Bir şey paylaşsak devreye girdi. Yine çok e, bu baş, demokrasinin çok de gereği. buna bu, bu, bu olması gereken bir şey. Ama benim söylemeye çalıştığım şey burada şu. Ee, eğer cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasaydı, bir e, parlamenter sistemde veya bir koalisyon yapısında bu çözülemezdi. Şimdi hükümet üzerinde de yani ben 2023 yılında vatandaşın karşısına çıktığımda tek başına etkin ve güçlü bir e, yönetim olarak e, ben bu işi çözemedim diyemem hı hı. E, dürtüsü. Ee, bu sistemle alakalı bir şeydir. Yani vatandaş açısından baktığında yani hükümet eğer bir sorunu, bir konuyu söz verdi, yapamadıysa, bunun makul bir açıklamasında getiremiyorsa vatandaş onun hesabını Peki. sorar. Yani o açıdan da bakıldığında ya bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de... E, Önemini bir, bir kez daha e, anlıyoruz aslında. E, ...katkısıdır bu şeyin çözümünde bunun da altını çizmek gerekir Peki. diye düşünüyorum. Peki. Şimdi bir de 2023 seçimlerine artık çok az bir süre kaldı. Yani Aralık ayını zaten saymıyoruz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 5 ay kadar bir süre var. Öncelikle tabii Cumhur İttifakı'nda aday belli karar net. Emin adımlarla ilerleyiş devam ediyor. Millet İttifakı blokunda 5 Ocak'ta yaklaşık 6 gün sonra bir kez daha bir araya gelecektir. 10. buluşma olacak ama 9 buluşmada hiçbir şey çıkmadı. Hala da adaylar belli değil. Hı hı. Ne zaman açıklayacaklar diye sor. Seçim takvimi ne zaman açıklanırsa o zaman açıklarız gibi bir söylemleri var. Şimdi şunu soracağım size. Şimdi 18 Haziran gibi görünüyor ama bir ay bir buçuk ay erken olma ihtimali olur mu seçimin sizce? Ya, Tabii şimdi sonuçta ben şunu e, ifade etmeliyim. Yani bugün itibariyle artık 2023'e girdik evet değil mi? saatler kaldı dediniz. Yani Ocak ayı Ocak 2023 geldikten sonra e, bu saatten sonra yapılacak. Çünkü iki ay yani ocağın biri des diye başlasanız ocak çıktı, şubat çıktı, martta olur. Hı hı. Yani şubatta kararını alsanız, şubat başlangıç alsanız iki ay birlik en az bir asgari takvim lazım. Yani bu saatten sonra yapılacak ya da alınacak bir kararla yapılacak seçim artık erken seçim değil, Heh, zamanında bir seçim. Bundan sonraki yalan. tarih farklılıkları zaman ayarlamasıdır. Yani toplumun yani işte bu mevsimin etkisi vardır, Kış günü, ee, başka şeyler vardır. Ee, mesela 18 Haziran yani en geç seçimin yapılacağı gündür. Ama 28 Haziran Kurban Bayramıdır. yani Kurban Bayramı e, yani Müslüman bir ülkede çoğunluğu Müslüman olan e, bir memlekette, ee, önemli niye? Müslümanların e, önemli bir farzı e, vazifelerini yerine getirmek için haç mevsimidir. Dolayısıyla e, üç, bir hafta önce gideni olur, on gün önce orada olan olur, bir ay önce orada olan olur. Yani şöyle baktığınızda e, insanlar belki o seçimde e, bir tercih yapma durumunda olacak. Yani haç farizalarını yerine mi getirecekler? Hı hı yoksa e, burada demokrasinin gereği yaşadıkları bir memlekette kendilerinin e, o yani bir katkısının olması yani demokratik bir hakkın e, kullanılması noktasında mı tercihlerini Vatandaşı böyle ikilemle bırakmamak, bırakmamak lazım. Bırakmamak lazım. Anlatmaya çalıştığım Hı -hı. şey bu. Yani dolayısıyla böyle olunca e, belki biraz daha ilerimi çekmek lazım. E, bu elbette şu anda aklımıza gelmeyen hafta sonları sınavlar var, başka şeyler var. Ne bileyim yani e, bunların Hı -hı. hepsini mutlaka e, yönetenler, e, hükümet ee, bir şekilde kendince e, bir şey yapar, bir takvim yapar. Yani bundan sonrası yapılacak şey takvim, takvim çalışmasıdır. Ayla. Yani dediğim gibi yani ocağın birinden itibaren baktığınızda en erken Mart'ta olur. Şubat'ın birinden bakarsanız e, en erken olur. Nisan'da olur, Mayıs'ta olur ama Haziran'ın 18'ini geçemez. Bundan sonrası takvim çalışmasıdır. Dolayısıyla o takvim çalışması toplum açısından sınavları ve benzer bir takım şeyler düşünülerek herhalde uygun bir takvim belirlenecektir diye düşünüyorum. Aslında dikkat ettiğiniz durum şu, 1 Ocak itibariyle artık 2023 yılına giriyoruz. Seçim işte 18 Haziran gibi düşünülüyor ama Mayıs'ta Nisan'da bir ay önce, 2 ay önce olması bunun erken seçim olduğu anlamına gelmiyor. Sadece zamansal olarak, takvimsel olarak zamanı gelmiş ama hadi bir ay önce erken yapabiliriz. Çünkü sebepleri şu, yani bu bir erken seçim kararı takvim değil, çalışması. böyle algılanmaması gerektirir yani ifade. Uygun bir ifade. takvimin bulunması yani. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Ee, Yuvarl Öyle bakmak lazım. Peki. Diğer tarafı nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Başkan? Yuvarlak masayı, altılı masayı. Yani Şimdi altılı... aday belli değil hala ama. Altılı masa hala var mı bilmiyorum. Gibi. Çünkü <laughs> altılı masa işte şey Şubat'ta mı kurulmuştu? Evet. Ee, bir... Yani 10 ay oldu. Yaklaşık. Ee, kurulurken amacı da topluma e, ortak aday çıkarmak üzere kurulduğu ifade edildi. Yani orayı bir ittifak gibi de değil. Hatta ittifak ayrı. Yani ayrı derken yani e, bu ittifakı temsilen değil. Bu ittifakın içinde hı hı. aday çıkarmak üzere, aday belirlenmek üzere kurulan masa e, denmişti. Ee, biz tabii buna hep 6 artı 1 formatı dedik. Masanın altında olanlar var, görünmeyenler var. Bu aylarca bunlar tartışıldı. Şimdi altılı masa var mı fiilen hala? Ee, yani doğrusu ben e, bu konuda çok şey değilim. Yani şeklen el arı düşman körü derler ya. Öyle orayı bir tutmaya çalışıyorlar. Daha iki gün önceydi zannediyorum ikili masa kuruldu. Yani ah, şunlar, altılı var. masa işte e, döndü e, yani a, her şey altılı masada çözülecek aday altılı masada Hı -hı. E, e, belirlenecek e, derken tüm sorunlar altılı masaya getirilecek altılı masada oylar eşittir herkes birbirine denk şeklinde açıklamalar e, yapıldı Hı -hı. ama e, aday bağlamı bağlantılı işte e, Saraçhane'de bizim kumpas olarak ifade ettiğimiz Saraçhane e, kumpasında yaşananlardan sonra ki onun evveliyatında da birçok yaşanan hususlar var ama e, burada Sayın e, Kılıçdaroğlu biraz bu konuları artık sineye atıyor. Ee, herhalde şu seçim e, sürecini geçirmeyi bekliyor e, görünen o ama Saraçhane kumpasıyla birlikte artık her şey ortaya çıktı. ortaya çıktı. Dün bir vesileyle sordular yani ben şöyle bir şey dedim birden aklıma dedim ki e, buna herkes biliyor Ali Ayşe'yi seviyor Ali Kınan'ın bir şeyi var yani artık e, bu noktada e, İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında çok ciddi bir anlaşmazlık olduğu çok açık ve net. Hı hı. Dolayısıyla bunu artık ajanslar mı istedi, başka birileri mi dedi? Hani toplumda bu algı ya da toplum bunu bu şekilde bir geçimsizlik, artık bir ayrışmanın, kavganın ortaya çıkması Hı -hı. kaçınılmaz dediği bir noktada Doğru. sözüm ona bir şekilde bir araya getirdi. Şu fotoğraf karesi, belki Saraçhane karesinin en başı değil mi? Yani şu. Yani o tabii ki yani sonuçta etki. Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı Hı -hı. yani Cumhuriyet Halk Partili bir belediye e, başkanı e, kendi genel başkanının haberi olmadan bir organizasyon ve sayın e, şimdi sayın Akşenerle ilgili şunu şeyi tabii, söyleyeceğim. Tabii buyurun. Ee, ama e, ben altılı masanın ikili masaya döndüğünü yani sonuçta altılı masada konuşulmadığı sorunlar ikili masaya döndü. Yani e, o da vardı arkadaşlar. Yani i̇kili dolayısıyla masaya demek ki altılı vardı. masayla Akşener ilgili ve başından oldu. beri söyledikleri şeyler ya artık vazgeçtiler ya da doğru değildi. Hı hı. İkili masa var şu anda. İkili ma yani masada e, iki şey var. Hı hı. Şimdi Sayın e, Akşener, Akşener daha başından itibaren Sayın Kılıçdaroğlu bu altılı masayla çünkü bunların her birine e, yaptığı iyilikler var. Dolayısıyla hı hı, bunlar hı. ahde vefa gösterirler dediler ki bunların başında e, Akşener geliyordu. Akşener daha Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkanlık iddiasıyla ortaya çıkmasıyla birlikte buralardan hep destek aldı. Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarından destek aldı, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek aldı. Daha sonra da partiyi kurduktan sonra yani hem öncesinde hem partinin kuruluş sürecinde hem de ondan sonraki süreçte sürekli Kılıçdaroğlu bunlara destek verdi. İkili masa ee, geldi. Başkanım görebiliyorsunuz siz de. Evet, evet. Bunlara sürekli olarak destek verdi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun diğer partilerde küçük yeni kurulmuş basında medyada yer alma olayı, tanıtım olayı, kendi düşüncelerini topluma ulaştırma noktasında masa önemli bir araç oldu. Onlara da öyle bir avantaj e, sağladı. Sonuçta Kılıçdaroğlu dedi ki bu masanın büyüğü olarak bugüne kadar hepsine de ayrı ayrı yaptığım iyilikler dolayısıyla bunlar da ahde ve vefa gösterirler beni de aday gösterirler dediler. Hatta işte belli bir noktada Sayın Kılıçdaroğlu'nu adaylığa ikna edildikten sonra bu masa kuruldu. O masada hı hı. bu işin toplumun önünde bir tek adayla çıkılarak öyle bir algı oluşturulma gayreti vardı ama işler öyle gitmedi. Sayın Akşener başından beri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktı. Doğru. Yani e, hani Kazanacak ben başbakan aday. olacağım, ben başbakan olacağım dediği günü bunun çok net kararını vermiş durumdaydı. Yani bak ben kendimi taca atıyorum, siz de çıkın bu şeyden. Dedi ama Kılıçdaroğlu çevresi bu adaylık konusunda istekli gayretli. Burası bizi ilgilendirmiyor hı hı kimin hı hı. aday olduğu bizimki bizi ilgilendiren e, bir an önce adayların açıklanması yani toplumun daha fazla manipüle edilmemesi. Ama Şimdi, Kılıçdaroğlu da rahatsız burada bundan. burada ne yani. oldu bakın burada şu oldu Sayın Akşener bu süreçte. E, masada tabi adaylık hiçbir zaman konuşulmadı. Yani masa adaylık için kuruldu ancak masa dip friz görevi yaptı. Derin dondurucu görevi yaptı. Adaylık konusunu masada dondurdular. Konuşmalar dışarıda oldu. Şimdi sorun burada o dip frizde dondurdukları masa açısından söylüyorum e, konuyu ortaya çıkardıklarında çözemiyorlar. Şimdi birbirlerinin kafasına vuruyorlar. Kılıçdaroğlu, e, Sayın Akşener e, o ilk günden bu yana bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını manipüle etmek, sabote etmek için e, Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanlarını ayartmaya başladı. Bir, bir siyasi ayartmadır bu. Hı hı. Yani... Başka Gündeme bir partinin kendi partinizin dışında sonuçta ittifaklar vardır ama partilerin tüzel kişilikleri de devam ediyordur. Biz böyle inanıyoruz, Tabii. biz de bu böyle ya da biz böyle algılıyoruz. Dolayısıyla burada bir başka partinin belediye başkanlarını bu konuya da böyle hevesli, istekli, bazen onu açıkça ortaya koyan, bazen istemem yan cebime koy tarzında olan, ee, ne derlerdi kavram aklıma gelmedi. Bu konuya e, böyle istekli olan e, iki büyükşehir belediye başkanını da sürekli ayarttı. Sürekli <laughs> yani onların aday şu, olmaları konusunda şu. onlara sürekli böyle işte iltifatlar yaptı, arka planda adamlar gönderdi hı hı. veya aday olacak mı olmayacağını net bir şekilde söyle dendi, olmadı kendi parti yöneticileri üst yöneticileri işte yapılan anketlerde falanca'nın adı çok önde filanca'nın adı çok yukarıda şeklinde sürekli topluma yönelik yani kendi içlerinde yapmadılar. Kapalı evet. kapılar ardında olmadı bu. Yani toplumun önünde yapıldı ki <laughs> sayın Akşener'in böyle bir geleneği vardır. Yani Türkiye Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkan adayı olarak çıktığında da yani adaylık mücadelesini diyeyim ya da adaylık şeyini hep <laughs> toplumun önünde yapmaya çalıştı ve dışarıdan birçok grubun da bu anlamda desteğini alarak götürmeye çalıştı. Burada da toplumun önünde işte Saraçhane kumpası yani bu arada toplumu bu işin içine dahil etme olayıdır. Yani ben bu noktada altılı masa diye bir masanın aslında bir saatten sonra fiilen zaten olmadığını, amaçla hiçbir şeyin olmadığını Peki. yani... Amacı ortak bir aday çıkarmakken, şimdi aynı masa çoklu adaydan bahsediyor, başka şeylerden bahsediyor. Ee, ama ikili masaya dönüşmüş durumda. Peki. Yani masanın dışındakiler konu aynıdır, konu. Yine adaylık konusudur. Onların dışında bir e, ikili bir masa daha kurulmuştur. İkili bir masa kurulmuştur. 4 artı 2 artı 1 mi oldu yani Sayın Başkan? Biraz daha karıştı ortalık değil mi? Yani Bakacak, onu bilemiyorum. Bak, Herhalde masadakiler e, kendileri açısından bir değerlendirme yapacaklardır. Peki. Şimdi... E, uğurlayacağım sizi, veda edeceğim, çok teşekkür edeceğim size ama şimdi sosyal medya hesaplarımızın üzerinden çok fazla mesaj var. Bir tane okuyayım. Uzman çavuşlar kadro bekliyor, özlük haklarının düzeltilmesini bekliyor. Sizi izliyoruz. Mevlüt Başkan'a selamlar demişler. Yani muhakkak çok, çok cümle. teşekkür ediyorum. Yani özellikle uzman çavuşlarla ilgili hususlarda, konularda yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden daha fazla gayret gösteren bu konuları yakından takip eden başka bir siyasi hı partide hı. söz konusu değil. Ya bu konuda gerçekten e, Genel Başkan yardımcılarımız düzeyinde, Genel Başkanımız düzeyinde hatta bu konu e, gündeme getirilmekte inşallah. İnşallah. Peki. Peki çok teşekkür ediyorum sen Ben başkan, teşekkür sağ ediyorum. Olun. Sağ olun.